Hı -hı. Balkanlar sizin için ne ifade ediyor? Yani siz tamam bizim biz de aslında burada doğduk büyüdük ama Hı -hı. Yani Balkanlar sanki böyle hep hayatımızın bir parçası gibi geliyor bana. Sizin için ne ifade ediyor? E bizim için de aynı yani e, ataların e, geldiği yani topraklar e, geçmişin e, Osmanlı içinde e, milletimiz açısından da Balkanların ayrı bir yeri var. Balkanlar gidiyor Osmanlı gidiyor zaten yani bu anlamda e, Balkanlara baktığımız zaman Rumeli'ye baktığımız zaman vezir hazamlar sadr azamlar Travnik mesela ya, Vezirler Şehri ya, baktığınız zaman e, evladı Fatihan diyoruz yani. Bu anlamda e, Balkanların ayrı bir yeri vardır. Yani e, memleket olarak da Balkan insanı hakikaten diğer insanlar tarafından da sevilir. Yani işiyle, işte vatanperverliğiyle, bayrak sevdasıyla, e, örf adetleriyle e, sevilir. E, bu anlamda değerlidir. E, Tabii bununla ilgili neresindeyiz işin? Yani şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. İşte e, bunu söylüyoruz ama. Ne yapıyoruz, ne yapabiliriz? Yani işte ne geçenlerde... Yapıyoruz? Mesela devletimizin Balkanlar üzerindeki Hı -hı. politikasını nasıl buluyorsunuz başkanım? Yani bu son dönemlerde TİKA üzerinden yürütülen projeler var. Bunlar elbette güzel. Oradaki tarih eserlerin e, yaşatılmasıyla ilgili yürütülen süreçler oldukça başarılı. Olması gereken şeyler zaten. E, yani bir Üsküp'e baktınız zaman işte Travnik. Yani Travnik'e gidince yani Bursa'nın eski hali o tepelerdeki Bursa'yı gördüm. Yani hiç farklı bir şey değil. Yani hatta e, Cevat kardeşimizle gittik orada bir yerde gezerken bir e, şeyle e, orada biz kosa diyoruz. Yani Boşnakça da kosaymış o yani. Ot biçilen şey, tırpan. tırpan evet. O e, ben kosa dedim. Bir başka arkadaş vardı başka bir bölgeden. O dedi başka bir şey söyledi. Cevat kardeşimiz dedi e, Boşnakça da kosadır bu yani. İşte, ortak şeyler var yani. Onları duyuyormuşuz demek ki. Ama e, şunu yapmak lazım. Yani e, Kalıcı eserler ortaya koymak lazım. Yani bu yapılıyor mu? Evet yapılan güzel çalışmalar var. Yeterli mi? Elbette ki yeterli. Sadece yol yapmakla ya da orada şu anda Türkiye'de işsizlik diyoruz. Orada yani işsizlik belki de %50-60'larda yani. Özellikle Balkanlarda yani bu Bosna'da da böyle, Sancak bölgesinde de böyle, Kosova'da da, işte Makadonya'da da, Ugaistan'da da. Özellikle Yunanistan'da e, yani Batı Trakya'da yaşananları biliyoruz. Yani orada devamlı e, bir baskıyla e, işte e, orada asimilasyon e, politikaları izleniyor. Bu anlamda sıkıntılar var. Ama e, Türkiye güçlü olduğu zaman Allah'ın oradaki insanlar da rahat ediyor. Yani, o yüzden biz güçlü olmak zorundayız. Sadece burası İstanbul, sadece İstanbul değil. İstanbul aynı zamanda Saraybosna, Üsküp. Kosova yani aşağıya doğru inin yani haritanın Şam, Bağdat gidin yani Afrika'ya kadar gidin. İstanbul'un savunması Saraybosna'dan başlardır. Kesinlikle yani şey. oradan başlıyor. Yani oraya sahip çıkmak, oraya iş adamlarımızın da gidip aynı burası gibi oralara yatırım yapması. Orada en çok anlatılan, ifade edilen de oydu gittiğimizde. Yani insanlar sadece öyle kuru lafla da değil yani orada somut şeyler istiyorlar. Yani orada fabrikalar açılsın. Yani orada ona da yardımcı olmaya hazırlar. Yani çok da memnun oluyorlar. İşte bir takım orada tarım politikalarıyla ilgili, meyvecilikle ilgili bir takım adımlar atılmış mesela. Çok memnun olmuşlardı. Bunu sağlamak gerekiyor. Çünkü orada özellikle Sırbistan oradaki Sırplara sahip çıkıyor. Ya da Yugoslavya'dan kalma Fabrikalar işte Rus iş adamları tarafından alınmış boşnaklar sokulmuyor ya da oradaki Müslümanlar uzaklaştırılıyor o fabrikalarda iş bulamıyor E göç veriyor işte bir kısmı Almanya'ya gidiyor, bir kısmı Amerika'ya gidiyor zaten günümüzdeki e, o. günümüzdeki strateji de bu zaten yani evet, bundan 25 yıl önce katliamlar soykırımlarla oradaki boşnak ve Müslüman nüfusun temizlenmesi amaçlandı şimdi ekonomik belki de soykırım evet, evet. denebilir buna her ailede en az bir kişinin yurt dışına çalışmak zorunda olduğu e, 20 yaşında 22 yaşında soluğu Almanya'da, Avusturya'da, evet, evet. Hollanda'da, Belçika'da alan bir boşnak gencinin bir süre sonra dönüp de hadi ben artık Bosna'da yaşayayım, Novi Pazar'da yaşayayım işte, Rojaya'da yaşayayım falan evet. demesi zaten bir hayalden öteye gidemiyor. Yani bunun yani, önüne geçmek için ne yapılabilir? Belki burada da Türkiye'nin devreye girmesi. Yani Dediğiniz çok doğru. Yol yapmak bu anlamda belki hı. Evet önemli bir hizmet. İşte tarih eserleri restore Hı -hı. etmek bu anlamda çok büyük bir hizmet. Hı -hı. Belki geçmişe gelecek arasından bir köprü kurmak için ama Kesinlikle. yani ekonomik anlamda taşların sağlam bir şekilde Kesinlikle. yerine oturtulması. Yani burada belediye başkan adaylığımız sürecinde şunu da demiştik yani böyle belki hani bunlar köklü çözümler değil ama yani en azından e, pansuman tedbir diyeceğimiz ya da insanları özendiren, teşvik eden e, liseler arasında işte yarışmalar yapalım ya da dereceye giren öğrenciler işte Saraybosna'ya, işte Mostara, işte Endülüs'e, farklı yerlere ziyarete, turlara turlar düzenleyelim. Yani teşvik olsun anlamında. Burada aslında yani birçok Balkan kökenli insan da gitmemiş yani hiç atalarının, babalarının büyüdüğü, o yaşadığı mekanları görmemiş. Onu da yabancısı. Aslında böyle bir şey yapılabilir. Yani turlar organizasyonlar, özel özelde var. Ama yerel yönetimler de bu işe dahil olabilir, ee, örnek ve teşvik edilebilir. Ama dediğim gibi yani Türkiye güçlü olursa Balkanlar rahat nefes alabilir.